Cenab-ı Hak andolsun Resulullah da senin için Allah ve ahiret gününe kavuşmayı umanlar ve Allah çok zikredenler için en güzel bir örnek var, üsve-i hasene var. Herkesi de kimin için Allah'a kavuşmayı umanlar. Daima hayatını Allah rızası üzerinde devam et. Acaba ben bu işimde Allah rızasında mıyım? Bu muhasebe üzerinde olanlar ve bir de ahiret endişesi içinde olanlar. Unuttuk birçok şey çıkacak. Neler çıkacak? Zerreler çıkacak ortaya. Hemen yapma el miskâle zerretin hayran yara. Hemen yapma el miskâle zerretin şerren yara. Ahiret gününe kavuşan uyanlar ve Allah'ı çok zikredenler için güzel bir örnek vardı Allah Resulü'nde. İşte ashâb-ı kirâm Allah Resulü'ne benzemeye çalıştı. İmanı güçlendirdi. Ahiret yakın hale geldi. Cenâb-ı Hak çok çok zikrederek, Cenâb-ı Hak unutmayarak bir Efendimiz'e örnek aldılar. Diğer okunan ayette Cenab-ı Hak Resulullah'ı şahit olarak gönderdi bunu. Dinin temsilcisi. Müjdeci olarak gönderdi. Bir de ikaz edici olarak gönderdi. Yani hayatımızın bütün muhtevasında İslam'ı yaşamamız zaruri. Bir yerde unutulmayacak. Nefs-i levvâme olmayacak. Nefs-i mutmainne Cenab-ı Hak istiyor. Diğer okunan ayette yine Efendimizin seviyesini biliyor Cenab-ı Hak. Allah ve melekler salat eder. Cenab-ı Hak nasıl salat ediyor? Melekler nasıl dua ediyorlar? Cenab-ı Hak nasıl salat ediyor? Onu rahmeten lil âlemin olarak gönderdi. Siz de salat edin, tam bir teslimiyete selam verin buyuruluyor bize. Ondan sonra okunan Fussilet Sûresi'nde Cenab-ı Hak cennete girenlerin durumunu bildiriyor. Hayatı takva üzerine yaşamış. Allah rızası üzerinde hayatını istikametlenmiş. Ahlaki ibadet vesaire muamelat ukubat. Sümmestakamu istikametlenmiş Resulullah Efendimizin istikameti üzere istikametlenmiş. Ona melekler iniyor. Korkmayın, üzülmeyin. Allah'ın size vaat ettiği cennetlerle sevinin. Bir ölüm anında iniyor. En zor an. Canın gırtlağa geldiği an. Her şeyin bittiği bir an. O zaman geliyor. Korkmayın, üzülmeyin. Allah'ın size vaat ettiği cennetlerle sevinin diyor. İkinci kabre girerken dünya büyük elveda. Her şey elde, mal, mülk, evlat vesaire. Bir âlemden bir âleme geçiş, bir âleme doğuş. Orada melekler iniyor. Korkmayın, üzülmeyin, Allah'ın size vaat ettiği cennetlerle sevinin diyor. Üçüncü olarak kıyamet, o hesaba kalkış, zor an. Ya cennet yolculuğu ya da cehennem yolculuğu. Orada o salih kullar üzerine yine melekler inecek. Korkmayın, üzülmeyin, Allah'ın size vaat ettiği cennetlerle sevinin diyecekler. Kim bunlar? لَا حَفُونَ عَلَيْهُمْ وَلَا هُمْ يَحْسِنُونَ Onlar Cenâb-ı Hak'ta dost olanlar, Cenâb-ı Hak o gün korkmayacaklardı, üzülmeyeceklerdi buyuruyor. Muhterem kardeşlerimiz, tabii bunun en başında ahlaki yapımız geliyor. Ahlaki yapımız insana olan bir keyfiyet. Cenâb-ı Hak ve inneke lâ hulukun azîm buyuruyor. Elbette sen en muhtena, en yüce, en zirve bir ahlak üzeresin buyuruyor. Resulullah Efendimizi 40 sene peygamberle gelmeden evvel Cenab-ı Hak terbiye etti. Beni Rabbim terbiye etti, ne güzel terbiye etti buyuruyor. Çünkü o terbiyeyle sonra peygamberlik gelecek. O Kur'an-ı Kerim inecek. Kur'an-ı Kerim'de o terbiyenin diğer fasıllarından Cenab-ı Hak bildirecek. Allah'ın ettiği terbiyeyle Peygamber Efendimiz de bütün cihanı terbiye edecek. Bütün cihanı üsve-i hasene örnek şahit, örnek karakter olacak. Onun için Efendim buyuruyor, diğer bir şey, ben güzel ahlakı tamamlamak üzere gönderildim buyuruyor. Yine bizlere misal, yine Rasûlullah Efendimiz öyle bir endişe içinde ki, bir hadis-i buyuruyor, namaza kalktığında şöyle dua ediyor, Allah'ım beni güzel ahlaka eriştir, senden başka güzel ahlaka yöneltecek kimse yoktur. Değil mi? Güzel ahlak için daima Cenâb-ı Hakk'a iltica edeceğiz. Kötü ahlakı benden uzaklaştır. Senden başka kötü ahlakı ulaştıracak da yoktur. Yine Efendimiz buyuruyor. Allah'ım yaratılışımı güzel kıldığın gibi ahlakımı da güzelleştir. Çünkü Efendimiz kıyamete kadar gelen bütün insanlar numune olacak. Hatice validemiz buyuruyor. Efendim Hira'dan indi. Büyük bir korku içinde Cebrail sıktı. Hatice dedi, bana kim inanır dedi. Beni kim kabul eder? Daha bir takım mucizeler de gelmemiş. Kim inanır Hatice bana dedi. O zaman Hatice validemiz büyük bir nasihat etti. Efendim ferahladı. Allah'a yemin ederim ki Allah hiçbir vakit seni utandırmaz dedi. Çünkü sen akrabayı gözetirsin.
muhtaç olanların bakımını üstlenirsin. Yani merhametlisin fakir fukaraya, garip kimsesizlere. Aç açıkta olanı koruyup onları kollarsın. Misafir ikram edersin, musibete maruz kalanlara yardım edersin. Hemen efendinin vasıflarını saydı. Yine cennette mertebesi en yüksek olanlar Habibi Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'imize ahlaken yakın olanlar. Tabii bunları kimleri görüyoruz? Ehlullah'ı görüyoruz. Evliya Allah'ı görüyoruz. Yine efendimiz bu mealde çok hadis-i şerif var. Yine efendimiz buyuruyor. Cibril bana Cebrail Allah Teala'nın şöyle buyurduğunu söyledi. Bu din yani İslam zatım için seçip razı olduğum bir dindir. Sıfatlar orada ancak cömert ve güzel ahlak yakışır. Demek ki bir Müslümana gerçi güzel ahlakın içinde yine cömertlik var ama Rasûlullah Efendimiz cömertliği ayrı olarak şey yapıyor. Yani demek ki bir mü'min cömertlikte zirveleşecek. Cenâb-ı Hakk'ın Rahman Rahim esbâsından nasip alacak. Onun için muhterem kardeş, hiçbir yine Efendimiz buyuruyor Tirmizî hadîsi, hiçbir baba evladına güzel terbiyeden daha üstün bir hediye vermemiştir. Demek ki burada şunu da düşüneceğiz. Evlatlarımızın durumu çok mühim. Evlatlar babaya, anneye emanet olarak veriliyor. Onları Kur'an kültürüyle nasiplendirmemiz zaruri. En merhametli anne baba evladını maddi bakımdan güzel yetiştirmesi için yemesini, içmesini, dünyevi tahsil her türlü imtihan gösteriyor da esas yevmül fasl gelecek, ayrılık günü gelecek. Baba evlat akraba birbirine ayrılacak o gün. O gün evladını dünyada ahlakını, kültürü, İslam'ı unutan anne baba değil, evladını Kur'an terbiyesi asıl istikbalini ahirete hazırlayan anne babalar. Bunlar ne muhteşem anne babalar. Bunlar hep ömürlük bir teşekküre layık anne babalar. O yömel dünyada insanın yakını ölür, evladı ölür, babası ölür vesaire bir hicrandır. Bakın biter. Fakat orada en zor şey biri cennete girecek, biri cehenneme girecek. Yömül fas bir ayrılık günü. Cehennem tazülüyor mu yuhel mücrim siz mücrimler bu tarafa değil. Siz cehennem tarafına delinecek. Onun için anne babalarının en büyük hüsranı eğer evlatlarını ihmal etmişse namazdan, ibadetten, muamelattan velal Kur'an kültüründen mahrum etmişse o anne baba ahirette perişan oluyor anne babadır. Dünyevi tahsile ne kadar ehemmiyet veriyor? Okra bismi rabbikellezi halak ne kadar Cenab-ı Hakk'ı tanıtmaya, tanıştırmaya, Cenab-ı Hakk'ı Kur'an tahsil ettirmeye, Cenab-ı Hakk'ın verdiği o Kur'an tahsilini ihmal ediyor. Hangi merhametli anne baba kıyamet günü evladını yanına ayırmak ister? Hangi merhametli gönüllü yavrusunu göre göre ateşe atar? Merhametle yoğrulan bir vicdanın bunları yapması mümkün mü? Bu sebeple ufak yaştan itibaren yavrularımızın dini tahsil olarak büyümesine gayret edelim. 2 aylık yaz kursuna göre bu kâfi değil. Hangi bir meslek uzman olmak için 2 aylık tahsil kâfi geliyor mu? Efendimiz Kur'an-ı Kerim ta 23 senede ikmal ettirdi ashâb-ı kirâmı. Velhâsıl bugün en büyük zaaf anne babaların işte canım işte gidiyor camiye gidiyor 2 ay, 3 ay değil. Sırf Kur'an'ın tilaveti değil. Kur'an-ı Kerim kültürü ibadet nasıl olacak, muamelat nasıl olacak, ahlak nasıl olacak, beşeri münasebet nasıl olacak, hak hukuk nasıl olacak? Yine Efendimiz buyuruyor Âişe validem, bir mü'min güzel ahlak sayesinde gündüz oruç tutup gece namazı kılan kimsenin derecesine ulaşır. Bak güzel ahlak nedir? En zor olan o. Rasûlullah Efendimiz, siz mü'minin sûresini okumuyor musunuz buyuruyor. Ondan bilhassa 10 ayet. İşte Rasûlullah'ın ahlakı budur buyuruluyor. Ahmed ibn Hanbel Hazretleri, ben de Kur'an-ı Kerim'in 33 yerde Allah ve Resulü'nün itaatin zikredildiğini görüyorum diyor. Demek ki hayatımızın ölçüsü Resulullah'ın ölçüsü olacak.